Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım her zamanki gibi çok iyisinizdir. Bugün biraz daha düşen bir piyasamız var. Bununla alakalı biraz konuşacağız ama sizlere belki de ilerleyen zamanlarda keşke alsaydım diyebileceğiniz, kaçırmamanız gereken 1 TL'nin altında olan Metaverse coinlerinden bir de sürpriz coin'den bahsedeceğim bu bölümde. Yani bayağı bir konu olduğu için bir an önce başlamamız iyi olacaktır ama tabii ki öncesinde benim 2-3 saat vererek hazırladığım bu videoyu 1 saniyenizi alarak beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçiyoruz. Haydi. Videodan hemen önce arkadaşlar, ben bir yatırım danışmanı değilim. Burada verilen hiçbir bilgi yatırım tavsiyesine girmemektedir. Burada konuştuğum bütün şirketler muhteşem yerlere gelebileceği gibi batabilir, parayı alıp kaçabilir ve coinlerin ya da projelerinin değeri sıfıra ulaşabilir. Bunu göze alıyorsanız o zaman yatırım yapmanız çok daha mantıklı olacaktır. Arkadaşlar dün genel bir düşüş oldu. Bitcoin 40 bin dolarların altına indi. Hatta şu an gördüğümüz üzere 39 bin dolarların altını da deniyor. Yani şu an orada kalabilmek için biraz daha savaş veriyor diyebiliriz. Doğal olarak bu diğer altcoin'leri etkilemekte. Şu anda görülen normal bir geri çekilme. Yani piyasada her zaman olan türden. Fakat Bitcoin'de özellikle 40 bini geri almamız lazım. Bunu yaparsak diğer coinlere de daha fazla güven geldiğini görebileceğiz. Çünkü atlar şu dönemde kendi başlarına hareket etmeyip sadece Bitcoin'e bakıyorlar. Yani onun kazandığı güvenle oraya gelen nakit akışıyla tekrar kendilerine gelebiliyorlar. O yüzden bunun olabilmesi bizim için kesinlikle çok önemli. Bu yüzden de bugün saat 5'te Amerika'nın açılışıyla umuyoruz ki tekrar 40 binin üzerine atacak ve ondan sonrasında altcoin'ler için daha rahat bir ilerleme söz konusu olabilecek. Şimdi coin'lere geldiğimiz zaman arkadaşlar, ilk başta bakacağımız coin çok fazla Metaverse üzerinde olmasa da yine de benim de elimde bulundurduğum, aynı zamanda miningini yaptığım, daha yeni geçenlerde biraz da aldım, onu da göstereceğim sizlere, MXC coin. Bildiğiniz üzere bu Web 3.0 mining NFT alanında ve Metaverse'e ilerleyen zamanlarda girme ihtimali olan bir coin'den bahsediyoruz. Artışından sonra düşüş dönemlerinde bile 0.080 seviyelerini hala koruyabiliyor. USDT bazlı konuşuyorum bu arada. Ve genel yatırımcısı daha uzun vade mining ve staking üzerine olduğundan değerlerini daha fazla koruyabiliyor. Dediğim gibi düşüş dönemlerinde bile. Ve ben de daha geçtiğimiz gün biraz daha düşüş yakaladığım için genelde topluyorum düşüşlerinde. Neredeyse yaklaşık 19 bin tane daha hesabıma ekledim. Diğerleri de mining yapmaya devam ediyor. Ama tabii ki ben bunu uzun vadeli tutuyorum. Bakalım Binance'e daha girmedi. KuCoin'de, Huobi gibi büyük borsalarda var. Eğer Binance'e girerse belki de 2022'de böyle bir şey olursa 1 dolarları görme şansı, yani daha önce Telegram kanalımızda da söylediğim gibi impossible is nothing. Gerçekten de öyle. Umuyoruz ki böyle şeyler olabilir. Zaten tam olarak da bu yüzden tutuyorum bunu. Bir sonraki coin'imiz de arkadaşlar Star Atlas. Bunların hepsi 1 TL'ler civarında ya da altında olan coin'ler. Star Atlas'ta daha çok GameFi üzerine, bakın zaten Play Now diye yazıyor burada. Sayfasını incelediğiniz zaman çok büyük bir galaksi üzerine bir Metaverse evreni inşa edip bunun üzerinde bir oyundan bahsediyor. Şöyle aşağı doğru iniyorum burada. Karakterlerini de burada görebilirsiniz. Yani ilginç bir oyun yaratmışlar. Farklı projeler belli başlı alanlarda ilerlemektedir. Bunlar da oyun alanında ilerlemiş ama potansiyel gördüm. Çok detayına girmeyeceğiz bütün hepsinin ama sizlere isimlerini vereceğim. Gidip tabii ki araştırabilirsiniz bunları da daha detaylı bir şekilde. Benim başarılı bulduğum ilerleyen zamanlarda oyunlarını hayata geçirebilir. Daha fazla kişiye ulaşabilirlerse coinlerinin güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Yine MetaHero. Daha öncesinde bahsetmiştim. MetaHero güçlü bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu projenin Metaverse alanında insanları tamamıyla kopyalayıp bizim Metaverse'a, aynı zamanda objeleri de kopyalayıp bizim Metaverse'e koyabilecek türden bir projesi var. O yüzden bana ilginç gelmişti zamanında ve birçok kişi tarafından, insan tarafından da konuşulmakta. O yüzden daha önce aldığım gibi bunun da güncellemesini yapıyorum gibi düşünebilirsiniz. Portföyün bir yerinde belki de küçük miktarlarda bulunması gereken türden arkadaşlar. Bir sonrakine geçtiğimiz zaman Genesis Worlds. Ve burada farklı dünyalar var arkadaşlar. Bunları alabiliyorsunuz. Onları da göstermiş olayım sizlere örnek olarak. Ve buraya yer edinebiliyorsunuz. Herhangi bir şey inşa edebiliyorsunuz ve pasif gelir staking yaparak elde edebiliyorsunuz buradan. Aynı zamanda mining yaparak da. Zaten burada yazmışlar earn, build and play diye. Yani oyun da oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda kenarda sizin için mining ve staking yapıldığından dolayı buradan Genesis token çıkartabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özelliği. Yani biraz daha araştırdım. Daha detaylı da araştırmak isterseniz dediğim gibi sayfalarına gidebilirsiniz. Yine belki de bütçenize göre tabii ki portföyde olması gereken ya da düşünülmesi gereken coinlerden bir tanesi bu da. Sonrakine geçtiğimiz zaman biraz daha diğerlerine göre riskli görmekteyim. Daha yeni
yeni yeni başlıyorlar gibi. Zookeeper diye bir site. Daha çok böyle Dex platformuna da benziyor açıkçası. Gördüğünüz üzere burada herhangi bir işte sandıklar alabiliyorsunuz. Buradan staking yapabiliyorsunuz. Bakın stake ve kilit diye yazıyor zaten burada. Yolculuk, yani oyun kısımları var. Biraz daha böyle Minecraft oynayanlar varsa onun görüntülerine göre yapmışlar. Böyle hani piksel piksel gibi düşünebilirsiniz bunu. Yolculuk kısmından crafting, yani herhangi bir şey yaratabiliyorsunuz. Safari'ye gidebiliyorsunuz burada. Yine bir nevi oyun diyebiliriz burada da. Elinizde belli bir Zoo coin varsa bunu kullanıp işte Safari'ye gidebiliyorsunuz. Hani burada kilitleyebiliyorsunuz. Ya da Zurina var. Yani bu arena gibi yapmışlar. Burada savaşabiliyorsunuz. Buradan da kazanabiliyorsunuz. Hani bir nevi oyun üzerine yapılmış bir proje. Ya bu da fena değil açıkçası ama diğerlerine göre daha yeni başlamış diyebiliriz. O yüzden bu portföyde olacaksa bile diğerlerine nazaran buna biraz daha az bir yatırım belki düşünülebilir. Çünkü diğerlerine göre bir tık daha riskli. Yani anlattığım sebeplerden dolayı. İki tane daha coin'den bahsedeceğim. Bir tanesinin ön satışı bu akşam aslında. Benim de girmek istediğim yüksek riskli tarafında bir coin. Nedenini anlatacağım sizlere. Ama ondan öncesinde bir tane sürpriz coin söylemek istiyorum. Uzun bir süredir aslında kendisini takip ediyorum. Elimde de yaklaşık 4000 küsürlük var zaten arkadaşlar. Bakın şuraya geliyorum. Crypto.com. Crypto.com arkadaşlar çok büyük bir exchange, yani borsa. Bakın burada zaten 1.8 milyon takipçisi var. Bir de üzerine LeBron James de hani reklamlarında oynatmışlar. Yani büyük bazı ünlü isimler de oynuyor bu reklamlarında Crypto.com. Ve bunların beğendiğim stake özellikleri var. Earn diye geçiyor. Burada 4000 üzerinde CRO, bu arada coin de CRO, kendi coin'i Kronos coin. Bunu alanlar ve burada stake edenler burada gidip farklı stabil coin'lere, yani herhangi bir coin'e daha yüksek yüzdeler alabiliyorlar. Yani örnek olarak vermiş olacağım sizlere, ben onu da kullanıyorum. 4000 tane CRO stake ettiğiniz zaman burada %10 olan USDC üzerine verdikleri yıllık kazancı, yıllık faiz oranını %12'ye çıkartıyorlar. Yani %2 arttırıyorlar onların coin'ini stake yaptığınız zaman. Ben bunu zaten uzun vadede stake yapıyorum. 4000 üzerinde var elimde. Burada stake yapmış bulunmaktayım. Aynı zamanda elimde olan USDC'ler için de, yani stabil coin'ler için de bunu kullanıyorum ve burada daha fazla değer kazanıyor boş durması yerine. Şimdi bu akşam yatırım yapacağım yüksek riskli platforma, yani daha doğrusu token'ına gelelim. Bakın dolanıyordum ben Pink Sale'da. Genelde bakarım buraya. Çünkü burada genelde fair launch'lar, launchpad içerisinde yeni idolar bulunmakta. Yani yeni projeler buraya gelmekte ve burada bakın trending kısmında görebiliyorsunuz. Gidip buradan araştırabilirsiniz. Hangisi diğer insanlar tarafından daha fazla beğeniliyor. Bu şekilde araştırma yaparken bulduğum bir tane proje bu da. Ama çok yüksek riskli proje. Çünkü white paper'ına bile ulaşamadım maalesef ki. Ama gördüğüm üzere belli başlı takipçileri var Twitter'da ve Telegram'da da aynı o şekilde. Bir de auditleri de tamamlanmış. Ondan sonra gidip auditlerine baktım, şöyle bir dolaştım. Interfi tarafından yapılmış. Low risk severity diye yazmışlar. Yani daha düşük riskli. Ama bu demek değildir ki bu proje buradan parayı toplayıp basıp gitmeyecek. Bu onun garantisini vermiyor. Bu sadece audit olduğunu, hani software kısmında arka planında teknik anlamında çok bir sıkıntı olmadığı, token'ın normal olarak çalıştığını bize anlatıyor diyebiliriz. Şimdi bu akşam saat 9'da olması lazım başlayacak. Ben küçük bir miktar koyacağım. Minimum 0.1 BNB yatırabiliyorsunuz. Ben de minimumla girmiş olacağım. Ama bu gerçekten riski seven arkadaşlarımız için. Genelde bu tarz projelerde ne oluyor arkadaşlar? Bazen ilk girişte böyle 3x, 4x, 5x yapabiliyor ve güzel karlar elde edilebiliyor. Daha uzun vadede tutulmayacak bir coin bu. Yani ben onu yapmayacağım açıkçası. Alacağım. Eğer kar olursa, hani böyle 2x'e 3x'e giderse direkt satıp elden çıkartacağım. Tamamıyla bunu denemek için, özellikle daha öncesinde yaptığım robot trade'lerinden aldığım kazanç ve üzerine bir de stable pool platformundan gidip alacağım kazanç üzerine, ki onu da yapmış olalım beraber. Bakın stable pool platformundayım şu an. 7.96'lık bir kazancım var. Ben bunu buradan çekmek istiyorum. Bu arada buraya ben Ripple yatırmıştım. Sonraki düşüşlerden tekrar 0.77'ye geldiği zaman Ripple'ı sattım. Hani belli bir miktar kazandım. Ondan sonra tekrar stabil coin'e geçtim. Fark ettim ki stabil coin'ler en azından şimdilik şu dönemde biraz daha iyi diğer coin'lere nazaran. Özellikle daha fazla düşüş olduğu için buradan gelen parayla o düşüşlerde farklı şeyler alıp yatırım yapabiliyorum. Bu yüzden de buradaki paramı alacağım, yani bir kısmını, ve robot trade'den gelenleri de üzerine ekleyip 0.1 BNB'lik o riskli dediğim yatırıma girmiş olacağım. Bitdrop diyoruz arkadaşlar buradan. Tron'la çekmiş olacağım bunu zaten. USDT'mi yazıyorum. Cüzdan adresim tamamdır. Bitdrop tuşuna basıyoruz. Bu arada bu platformu da yaklaşık 4-5 aydır kullanıyorum. Hani zaten beni izleyenleriniz biliyordur. Şu ana kadar sıkıntısız çalışıyor. Hani şöyle tahtaya vuralım. Umarım bundan sonra da böyle devam eder. Çünkü bu tarz platformlar diğerlerine nazaran daha riskli oluyor. Atıyorum bir OKEX'e çok daha fazla para koyabiliyorken buraya daha az koyabiliyorsunuz. O yüzden zaten uzun süredir 600-650 dolarım var burada. Hani daha fazla belki ilerleyen zamanlarda arttırabilirim. Çünkü gayet güzel devam ediyor uzun bir süredir. Atıyorum bir 1000 dolara, belki de 2000-3000 dolara çıkartabilirim. Öyle çılgınlıklar yapıyorum bazen.
Ama şimdilik en azından bunu alayım da ondan sonra düşünmüş olurum o kısmı da. Confirm diyorsunuz arkadaşlar. Evet, burası tamamdır. Şimdi geldiği zaman hesabıma zaten sizlere de göstermiş olacağım. O yüzden şimdi diğer proje kısmına geçmiş olalım. Onun ana sayfasını göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar, proje bu şekilde. Cake Farm diye geçmekte ve yaklaşık 10 saati 11 saati var. %40 daha uygunu alabilirsiniz diyor pre-sale. Zaten buraya tıkladığınız zaman da Pinky Sale'a gönderiyor bizi. Ben oradan buldum sitelerini, buraya geldim zaten. Şimdi White Paper'a tıkladım, daha öncesinde indiremedim. Maalesef ki bir sıkıntı oldu. Tekrar deniyorum birkaç keredir, maalesef olmadı. Hani Telegram'larından ve Twitter'larından bilgi edinmeye başladım ben de öyle olunca. Şimdi bu iyi işaret değil tabii ki White Paper'larının muhteşem olmaması. Ama sitenin üzerinde az çok çalışılmış. Belli ki bir oyun da gelecek buraya. Ama gelecek, yani hedeflerinden bir tanesi bu. Ön satıştan eğer satabilirlerse coinlerini, daha rahat bir şekilde oyunu vesaire, belki onlara yatırım yapabilecek parayı toplayabilirler. Ama bu demek değildir ki toplayabilecekler. Yine aynı şekilde söylemiş olayım. Hani bu atıyorum bir Go to NFT gibi, geçen anlattığım proje gibi değil. Ya da diğer büyük projeler gibi değil. Atıyorum bir Atlas gibi değil başta gösterdiğim, ya da bir MXC gibi değil. Bu çok yeni bir proje. Yani daha yeni başlıyor ve arka planındaki insanlara aslında şuna şaşırdım. Şöyle göstereyim sizlere. Aşağı indiğim zaman takım elemanlarını gördüm. Bakın görebiliyorsunuz. LinkedIn'lerine gidebiliyorsunuz. Yalnızca LinkedIn'lerine gittiğiniz zaman Cake Farm kısmı var ve herhangi bir geçmişleri yok. Yani See All Activity dediğiniz zaman da herhangi bir geçmiş burada bulunmamakta. O yüzden de bir tık daha riskli hale geliyor açıkçası. Yine diğerlerine nazaran kişileri en azından bu şekilde vermiş olmaları güzel. Eğer doğru gerçek kişilerse o ayrı mesele tabii ki. Ve aşağı indiğiniz zaman Interfi Network'in yaptığı auditi gösteriyor ve sosyal medyaları. Yani daha fazla bir şey yok. Çok basit bir arayüz yapmışlar. Birkaç tane de aynı videoyu koymuşlar. İlk yapmak istediklerinden bir tanesi DEX and CEX listing. Yani bu borsalara girmek istiyorlar ama hangi borsalar olduğunu şimdilik bahsetmemişler. Hani önce DEX, tahminen Pancake olacaktır. Sonrasını göreceğiz. Staking APY dediği %400'de başlayacaklar. Yani staking olarak. Tabii bu zamanla aşağı inecektir. Ve game demonstration var. Yani oyunu gösterecekler bizlere. Dediğim gibi bir oyun yaratmayı planlıyorlar. Ama bu sadece plandır. Yani kesinlikle yapacakları demek değil. Dediğim gibi ben buna minimumu 0.1 olduğu için gireceğim. O da yaklaşık $30-35 civarı bir şey yapıyor. Eğer minimumu $20 olsaydı o şekilde girerdim. Öyle söyleyeyim sizlere. Ve yine söylediğim gibi buradan ben 3x, 4x vesaire 2x bile olabilir. Yaptığım gibi kararımı ona göre verip direkt çıkartacağım parayı. Sadece bir ana sayfa olduğu, söylediklerini daha kesin olarak yapmadıkları bir hedef olduğu için ben onların bunu başarmasını belki de beklerim. Ha, kendi ana kısmımı 2x yaparsa, 3x yaparsa kendi paramı buraya $35 mı, $40 mı ne yatırdıysam çıkartırım. Kalan parayı da bırakırım. Hani sonuçta bir riskim olmayacak. Böyle bir şey de düşünebilirim. O yüzden tabii ne yapacağınız tamamıyla size kalmış ama en azından yeni çıkabilecek, belki de küçük de olsa bir potansiyeli olabilecek bir coin olduğundan, ben de alacağımdan, hani şansımı denemek istediğimden, sonuçta yine trade'den vesaire gelen bir parayla yapıyorum. Cüzdanımdan çıkarttığım bir parayla değil. O yüzden zaten yapmak istiyorum. Bakalım, eğer yapabilirsem o %40'lık belki de daha fazlasını buradan almış olabilirim. Ama bazen yorumlarda görüyorum. Bu coin işte işe yaramadı. Bu coin sıfıra geldi. Evet arkadaşlar, hepsi mümkün. O arkadaşlarıma söylüyorum, eğer bunu göze alamıyorlarsa bu tarz yatırımlara hiç bulaşmasınlar. Çünkü kaybetmeyi göze alamayanın kriptoda ya da böyle projelerde işinin olmaması lazım. O yüzden bunu aklınızda lütfen bulundurun. Hani artık 8.ye falan söylüyorum sadece bu video içerisinde. Lütfen bunu dikkate alın. Ayrıca bakın Telegram ve dediğim gibi Twitter'ları da var. Ben gereken linkleri zaten YouTube videosunun aşağısına vereceğim eğer takip etmek isterseniz. Evet arkadaşlar, süper. Yine güzel ve dolu bir bölümü geride bıraktık. Umarım burada verdiğim bilgiler sizler için yararlı oluyordur. Eğer öyleyse bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı tabii ki unutmayın. Aynı zamanda hızlı bilgiler için Telegram ve Twitter'ım da var. Onların linklerini de aşağı bırakıyorum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.